Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar bir ders yapacağız. Dersten sonra hanımlarınla alakalı bir şey var. Soru var. Dersten sonra onu cevap vereceğim. Ondan sonra güzel bir sorudur. Mevzuyla alakalı şeyiniz varsa mevzuyu okurken sorabilirsiniz. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Kastamonu 230. Yol çizgileri, hedefe götüren işaret taşları nevinden derstir bu. Yani laikalar böyledir. Laikasız yürüyemezsiniz. Yürüyenlerin de çok gördük. Koca koca adamların nasıl devrildiğini gördük. Hem de devrilmeye devam ediyor. Laikasız mümkün değil. Bir insanın, hemen derse başlamadan önce, laikalar okunmuyorsa bir yerde, adınız gibi koyun altına hemen. İstikamet orada yoktur. Adınız gibi koyun. Bunu çantacıya, çantacı diyorum, cübbeliye Mamak'tayken ziyaret etmiştim. Ona demiştim ki, ben eski, bizim ilçede okumuştu, eskiden tanışıyoruz. Ziyaret edince, dedim ki, ilim ayrı bir şeydir. İlim, o elde edilen ilmi kullanmak, ilmi ayrı bir şeydir. Bilmem anladınız mı? İlim elde etmek ayrı bir şeydir. Tamam. O ilmi kullanmak, ilmi siyaset deniliyor, o ayrıdır. Onu bilmesen o ilim başa beladır. Yani sadakatsız adalet zulümdür. Sadakatsız enfusi keşfiyatlar bidattır. Sadakatsız ilim cehalettir. Ebu Bekir'i kaldırırsanız Ömer'in adaleti de, Osman'ın enfusçiliği, İmam Ali'nin radiyallahu anhum ecmain ilmi de hiçbir işe yaramaz. Sadakat, sıdk, oraya koyacaksın. Sadakatsız her şey zıttına inkılap eder. Peki, demiştim, Risale-i Nur'un hizmet ettiğim hakaik imaniye ne yapıyoruz? Niye toplandık yani? Buralar nedir? Dershanedir de tamam da ne yapıyoruz? Bu akşam bu tarzda bir şey olsun. Böyle de imani dersler yapıyorduk. Enfusçu yapıyorduk. Biraz da böyle kendimizi yani ne yapıyoruz? Özgüvenimiz olsun yani. Nereye basıyoruz? Niye geliyoruz? Niye gelmek zorundayız? Niye okumak zorundayız? Risale-i Nur'un hizmet ettiği hakaik imaniye her şeyin fevkinde olduğu gibi iman hizmeti yaptığı için hiçbir şeye benzemez. Yani hiçbir cemaat beni alakadar etmiyor diyemez. Kadir-i Nakşi'ye diyebilir, beni alakadar etmiyorsun evradın yöntemi. Şu evrattaki zikir yöntemi. İşte şu değil de bunu okuyacaksın. Çünkü birbirlerindeki dersler ayrı ayrıdır. Ama Risale-i Nur'un mevzusunu hiç kimse Müslüman olarak beni alakadar etmiyor diyemez. Mesela birinci sözün esrarı. Yok canım beni ne alakadar ediyor? Hangi Müslüman derim? Besmele'nin esrarını. Onuncu söz. Öldükten sonra dirilmenin ispatı. Benimle ne alakası var bu işin? Bizim eşrepte uygun değildir. Öldükten sonra dirilmenin ispatı bizim cemaate gerek yoktur. Öyle bir şey olur mu? 31. söz aktayarak gidiyorum. 22'ye geçeyim veya 20'ye geçeyim. Peygamberlerin mucizesinin bizdeki karşılıkları. 22. söz. Atlayayım şimdi. Namazın hikmeti, hakikati. 21. sözün ikinci makamı. Vesvese. Benimle hiç alakası yok. Diyebilen var. Efendim 25. söz. Kur'an'ın mucizeliği. Ya bizim cemaata meşrebe gerek yok ya, bunlara bizim lazım değil gibi. Değil yani. Risale-i Nur
hakaiki imaniye dersini verdiği için herkesi içine alıyor. Kimse çekilmesine gerek yoktur. Yani meşrebini de değiştirmeye gerek yok. Tarikatına devam et kardeş. Beni bilirsiniz böyle. Salih Nur'dan aldığım terbiye dersim şu. Buraya gelmek zorunda değilsiniz diyorum. Hep mutadit defa duymuşsunuzdur. Terbiyem bu benim. Yani burada gelmek zorunda değilsin. Dayatmaz Risale-i Nur. Kim dayatıyorsa yanlış yapıyor. Nereden ihtiyacın var? Hangi abiden, hangi meşrepten? Vallahi ben nurculukta var ama böyle biraz da böyle zikredeceğim diyen oldu. Nasıl zikir kardeşim? Kendi haline böyle bir şey mi? Vallahi horon vurur gibi. Tabi. Yani böyle hareketli bir şey. İstiyorsan Kadir'e gideceksin yani. Hay hay. Var ya bu kola giriyorlar. Tamam, bizim Karadeniz'de şey var da böyle. Böyle Dehri Hoca'nın orada görmüştüm. Kol kola giriliyor. Ortada Serzakir. Seslidir, tamam mı? Böyle kırılıyor ortalık yani. Tamam. Böyle bir şey. Git kardeş. Mani değil sana. Ama Risale-i Nur okursan tarikatını daha iyi yaparsın. Daha şuurlu yaparsın. Ölçüler getiriyor. Birisine konuşunca davanı iyi anlatırsın. Allah'ı niye anlatırsın? Peygamberi niye anlatırsın? İslamiyet'i niye anlatırsın? Kötü mü? Vesveseden kurtulursun. Namazın hakikatini öğrenirsin. Güzel olur. Onun için Risale-i Nur'un hizmet ettiği daire iman dairesi. İman dairesi. Hiçbir şeye benzemez bu. Bu zamanda her şeyden ziyade onlara ihtiyaç var. Ah! Bir şeyimi İçimi kessem de göstersem, bu kardeşiniz çok uzun zaman oldu değil mi görüşmeyle, ama kusuruma bakmayın, o Ramazan girdi, böyle böyle sallıyorsun ama iki ay yapma ya, bak hakikaten canım, özür diliyorum aması yok, Ramazan girdi değil mi? Ramazan'da inanın hemen hemen her akşam bir şehirdeydim. Bir devlet, bir şehir, bir devlet, bir şehir, bir şey, uçakla, hizli trenle falan. Ama Ramazan dışı çıkıyorsunuz, bir ay yoktum demek ki. İnşallah. Arkadaşlar, her şeyden ziyade bunlara ihtiyaç var. Niçin ben bunu söyledim? Ya gidiyorum oraya, Allah razı olsun. Benim böyle kucaklayıcı, şefkatlimi, taassup olmayışım, herkese şey yapmam, her cema çağırıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani milliyetçilerden, alperenlerden, milli görüşten, zaten Diyanet'te yapıyorsun. Hepsi çağırıyor. Orada Alperenler Camisi daha çok vesaire. Sahip, şimdi her şeyden ziyade iman hizmeti. Bir tanesi dernek başkanı diyor ki, onu demeden de geçemeyeceğim. Hocam, buyurun. Hocam ben falan caminin dernek başkanıyım. Hocam be, bugün cuma. Cumayı bize kıldır. Teravihi de bize kıldır. Tamam kardeş, ama ben yoğunum. Başka bir yere gideceğim, hakikaten gideceğim. Hocam ne yapıp gel. Seni kıldırman için çağırmıyoruz. Telefon elinde. Söyle abim. Ya dedi, falan dersi dinledim. Niçin Allah var? Allah aşkına bunu bir yap dedi ya. Burada bir camide Allah aşkına için Allah var. Bunu bir yap dedi ya. Gençlerin çok ihtiyacı var. Oysa kendisi çok ihtiyacı var. Tamam dedim. O dedim ya, niçin Allah var, niçin ahirette ihtiyaç var, onu da yapayım. Bak bir tane ders yaptım yeni. Dinlemenizi tavsiye ederim. Oxford şehrinin Dom Kilisesi'nin papazı. Dom demek... İstanbul'un en büyük camisini söyleyin. Kim, hangisi olabilir? Birkaç tane sayın. Sultanahmet, Süleymaniye, hemen dedik değil mi? Buna dom denilir. Yani papa kiliselerin en büyüğüne dom kilisesi. Oxford şehrinin dom kilisesinin papazı, ona ait bir videoyu bana seyrettirdiler. Yeni seyrettim. Depremde tsunami'den 2 ay sonra olmuş. Adam konuşurken anladım. 17 dakika 43 saniye videosunu, nasıl Allah'ı inkar ediyor bir görseniz. Papaz. Ben diyor nasıl bir tanrıya dua edeyim dedi. Ben böyle bir tanrı olacağını da tahmin etmiyorum. Çünkü tsunami'ye müsaade eden bir tanrıya inanmak istemiyorum diyor. Ya papaz abi, ben şu anda vazifedeyim diyor. Millet de böyle resmini kameraya çeviriyorlar, adam bakıyor. Ben de hayret hayret, tanrısını nasıl inkar ediyor, Allah'ı değil de.
üzülmeyin. Haklıdır. Onun inandığı Tanrı inkar edilmeye layıktır. Siz zannediyor musunuz ki Avrupalıların o Avrupa'nın Allah'a inkar etmesini Allah'a inkar ettiğini zannediyorsunuz. Tanrı inandıkları tanrılarını inkar ediyorlar ki hak ediyor. Çünkü onların tanrısı İsa Aleyhisselam'ı bile tanrı yapan ve kendisini korumaktan aciz olan İsa Aleyhisselam bile tanrıdır. Allah'ın oğlu tanrı. Tövbe estağfurullah, tamam mı? Yani ben bunu kaç sene sonra keşfettim? En az 7 sene. Ulan bu akıllı insanlar Allah'ı nasıl inkar ediyor? Sonra kiliselere her hafta gittim. 10-12 arası aynalarına katıldım. Ama aklınıza gelen her devlette gittim. Amerika'sının, İngiltere'sinin, Avrupa'nın her tarafına. Her kiliseye gittim. Ya nasıl bir Allah'ı inkar edebiliyorlar? Neye vardım biliyor musunuz? Çok ilginç bir neticedir. İstatistiğe girecek bir cümledir. Onların inandıkları Allah'a inkar ediyorlar. Onların inandıkları Tanrı değil. Senin bildiğin Allah değil o. Allah. Çünkü benim bildiğim Allah anlatınca papaz bile ram oldu. Şu anda serişte etmek istemem o adamı. Ya. Adam herkesin gözü önünde çocukları boğan, tsunami'de çocukları boğan Tanrı'ya inanmam. Böyle Tanrı olmamalı. Ya Tanrı acizdir veya suya ve havaya gücü yetmiyor. Peki neticeyi söyleyeyim. Abi bu derdi söyledim. İçeren köyde ders yaptım bunu. Salı dersini. Herhalde devreye girdi şimdi. Sitenin başındadır. Şu, dersin konusu şudur. Hristiyanlıkta haş-ı cismani olmadığından haş-ı ruhanidir. Vefat edenler Tanrı olan İsa'nın yanına gider. Zalim yapan yapmayan da gidiyor. Haş-ı cismani olmadığından, ahiret inancı olmadıktan sonra, şurası ahiret, dünyanın hiçbir hadisesini izah edemezsiniz. Öyle zevk alıyorum ki şimdi. O inancım şey yapıyor. Ahiret inancı ölçü alınmadan depremi izah edemezsiniz. Tsunami izah edemezsiniz. Bebeğin ölümünü izah edemezsiniz. Bela musibeti izah edemezsiniz. Genç yaşta ölümü izah edemezsiniz. Edilemez. Nedir o? Fani malları bekaya geçer. Fani ömürleri beka bulur. Bu inancı İslam veriyor. Bunu bilseydi etmeyecekti. Şualarda geçiyor ya birinci meselede. İmanı bile ahiret aileye hükmederse, kişiye hükmederse, gençliğe hükmederse, topluma hükmederse. Acaba izah edemezsiniz. Ahiret yoksa, haşa. Ahiret inancı yoksa dünyanın hiçbir hadisesi izah edilemez. Çözemezsiniz. Neyi neyle çözeceksin? Bu nedir? Arnut. Ne demek arnut? Şeftali değildi öyle. Dünyadaki her şeyi birbirine kıyas edersiniz. Ama kainatın hulasası, neticesi olan insanı izah edemezsiniz ahiretsiz. Dünyayı da izah edemezsiniz. Dünya niye var ki? Dünyanın başı hiçlik, sonu hiçlik. İki hiçlik arasında varlık mı olur? Ya ne kadar nimet ya. Vallahi seyrederken diyorum ki yaşasın İslamiyet. Yaşasın İslamiyet. Vura vura dinledim. Yani vallahi hayretim. Papaz o da meslektaşım benim. Biz de papazız. Papaz ettim beni diyorlar ya. Allah Allah. Pastör diyor. Adam nasıl böyle? Ama milletin suratına da bakamıyor. Kafa hep aşağıda. Nasıl feveran ediyor? Ben diyor tusinam olduktan sonra milletin huzuruna nasıl çıkayım? İki kelimem yok. Bizim artık İslamiyet'i kullanmıyor Allah'tan. Aynı şunu kullanıyor. Yahudilik ve İslamiyet din, Yahudilik ve Hristiyanlık tsunami'de boğulan çocuğu izah edemiyor. Ben çıkıp kilise o papazı olarak Oxford Cherry'nin Dom Kilisesi, ben bunlara bir şey söylemem gerekiyordu. Çıktım ama hiçbir şey diyemedim ve kafamı asarak odama çekildim diyor adam. İki kelimem yoktu. Bir de bana bıraksan mikrofonu bak ne yapıyordum. Şu ağlarda nasıl ütürüyorsun? Allahu Ekber ya. Dayanamıyorum vallahi ya. Şeyde kullandık onu. İçeren köyde bak derste şimdi site de var. Ahiret inancı yoksa hiçbir şeyi izah edemezsiniz. Oxford şehrinin Dom Kilisesi'nin papazı Tanrısını nasıl inkar ediyor diye. Dersin adı bu. Neyse. Elhamdülillah. Müsaade edin de
mabetimi göstereyim. Bak adam nasıl şuaları bilmediği için aşağı gitti. Tanrı manrı hepsi gitti. Nasıl yaşar o? İç aleminin kaosu düşün. Ataman. İçin kaosunu düşün adam. Ahiretsiz. Ahiret yok. Tanrı da yok oldu. Ahireti, dünyadaki hadiseler ahiretsiz olunca dünyadaki hadise mantıksız ve zulüm. O zaman Tanrı da yok oldu. Tanrısız yaşamak. Senelerde bir ömrünü vermiştin. Tsunami olana kadar Tanrı vardı. Daha bir cemaate değiştirmekte, bir abiye giderken sıkıntı yapıyorsun da dinden çıkmak ne demek psikolojisini anlıyor musunuz? Adam cemaattan cemaate gidemiyor. Değil mi? Nakşikadir'e gidemiyor, din gibi zannediyor. Bir cemaattan bir cemaate derse gidemiyor, din zannediyor. Bir meşretten bir meşretten. Adam dini bırakıyor ya. Psikolojisini hayal etmeniz için söylüyorum. Bırakma zorunda kaldı. Ne kadar şükretseniz az. Kanseri izah edebiliyorsunuz. Depremi izah edebiliyorsunuz. Çocuk vefat edince 17. mektup çocukla hazinamesi değil mi? Ahiret koyunca önüne nasıl izah ediyor? Bak fani mal be kabulur. Fani ömür ebedi olarak şehit olarak alıyor. Evliya oluyor adam. Elhamdülillah İslamiyetimize ne kadar şükretsek az ya. Vallahi zerratımla söylemek istiyorum. Sonsuz şükürler olsun. İyi ki Müslümanız. Bu zamanda işte bunu niçin anlattım? Bu zamanda bu iman dersini veren Risale-i Nur ne kadar ihtiyaç var? Nasıl izah edecektik? Bir tanesini de söyleyeyim müsaade ederseniz bana. Yobazlar, Yobaz Türkiye'yi gösteriyor. Avrupa'da Almanya'yı biliyorum. Çok iyi bildiğim için söylüyorum. 10 küsür senede mi oralardayım. Kreş demek. Çocuktan kreşi var ya kreşe veriyor. Kreş ne demekmiş biliyor musunuz? Fransızcadır. İsa aleyhisselam ahırda doğduğu için onlara göre. O domuzların içinde doğduğu için domuz ahırında ki çocuk orada doğmuş ve büyümüş. Dolayısıyla İsa aleyhisselamın domuzların içinde doğduğu ahırın adı kreşmiş. Kreş der. Kesinlikle sivil hiç kimse devletin dışında otorite yani kilisenin dışında hiç kimse özel kreş açamaz. Avrupa'ya bakın medeni değil mi? Şu vahşiliğe bakın. Şimdi bir tane çıksın söylesin bana. Ve kreş der papaz, kiliseler açar neresinde? Hemen kilisenin bitişinde olacak. Öyle karşı ki mahalle falan yok öyle bir şey. Kreş der sivilin değil kilise otoritesinin emrindedir ve kilisenin bitişindedir. Çünkü devamlı çan çalacak. Çocuğu atlam tam bunu şifreleyecek. Maalesef Müslümanlar da çocuklarını gönderiyor. Yani Almanca öğrensin diye. Ne anlatacaktım biliyor musun? Ben Cuxhaven'de imamken Cuxhaven isim veriyorum. Diyanet Camisi'nde imamken Cuxhaven Katolik Kilisesi'nin kilisesinin bitişindeki çocuk kreşin baş müdüre hanım mektup gönderdi. Bir Müslüman Türk de haber gönderdi. Sonra ben onu yazılı istedim. Resmi olsun. Resmi belgesi var bende. Diyor ki 5 yaşında bir çocuğumuz var. Babası kanser. Babasının kanser olduğunu bildiği için çocuk derse veremiyor ki devamlı ağlıyor. Biz Hristiyanlık adına 5 yaşındaki çocuğa babasının kanserliğine ait teselli verici bir bilgimiz yoktur. Çocuğa bir şey veremiyoruz. Haşi cismanı yok ki. Uçtu bilmem ne oldu falan cennet. Sizin dininizde bu çocuğa 5 yaşındaki çocuğun babasının kanserliğine dair teselliniz var mı? Çocuk tazyenamesini verdik. Bir de ahiretin ispatını verdik. Neyle? Asay-ı Musa'dan fotokopi çektik. Ondan sonra çıkış verdik gönderdik. Zımbalı. 2 veya 3 gün sonra haber geliyor. Bu kitabın tamamını istiyoruz. Ve her neyse. Şuraya bildirin diyor. Hesap numaranızı söyleyin. Kitabı bize lütfen gönderin. İnan aynı böyle. Sonsuz şükürler olsun. Ne oldu bilmiyorum tabii kadın. Biz de gönderdik. İşte bu zamanda her şeyden ziyade bunlara ihtiyaç var. Fakat
kalbini öldürmüş. Nefsini hevesatla şımartmış. Mülhitler kalbini öldürmüş. Nefsini şımartsız mülhitler, dinden dönenler, mürtetler, imandaki hakikatin derece ihtiyacını inkar ettiklerinden. Yani din ihtiyaç mıdır diyor adam. Din insanlardan çekim çıkarsa ne olur? Buna ait bir yer var zaten. Ne olur şimdi ben soruyorum da. Ne olur? İnsanlardan din çıksa ne olur? Hayvan bile olamaz. Niye şeylik yapmıyor, sahtekarlık yapmıyor? Ahirete inanmayan bir insan niye zina yapmıyor? Niye hırsızlık yapmıyor? Niye çalıp çırpmıyor? Aptaldır. Yapmaması aptaldır, gerizekalıdır. Niye? Ahiret yok ki onun dünyasında. O ki ahiret yok, her şey mubahtır. Neye ne hesap vereceksin? Öyle değil mi ya? Mantığa bak. Peki cemiyet hayatına katkısı nedir ahiret inancı? Bak ne biliyor musun? Din insanlara hakim oldu mu? Beş tane esas cemiyete hakim kılar. İman esasları. Eğer yoksa ne olur? Varsa ne olur? Bak. Birincisi cemiyeti ayakta tutan merhamet. Merhamet olur mu? İnsanda merhamet olur mu? Babasını atıyor sokağa ya. Cemiyete merhamet edecek. İki, hürmet olur mu? Bak din hakim olmayınca 17 yaşındaki delikanlı uyku numarasıyla 70 yaşındaki babaannesi ayakta metroda kalkmıyor. Çünkü görmemekten geliyor. Din yok ki, din oturmamış ki, mal olmamış. Sana soruyor. 40 yaşında mısın? Atama kaç yaşındasın? 42. 42. 30 yaşında bir hanım kapalı veya işte ihtiyacı olan çocuğu bebekten fırlamaz mısın bu şeyden? Seni o kaldırtan işte budur. Merhamettir, hürmettir. Sonra 3. Din insanlarda hakim olacak. Emniyet olur. 241'den okuyorum Kastamonu. Emniyet olur. Biz Haç'tan dönerken arabamız Sivas yolunda Erzincan'a giderken aks çıktı. Kar dize kadar. Zor gidiyorduk zaten. 5 kişiyiz. Donacaktık. Ona mukabil araba yakacağız ki ısınalım diye. Ona uzaktan bir köy gördük. Hadi bakalım. Direne direne karı yararak gittik. Çerkezlerin köyüymüş. Çerkezmiş. Gittik oraya. Neyse tam yatsıyı çoktan kılmışlar. Ne diyeceğim? Biz 5 kişiydik. 3 kişiyi bir kişi aldı. 2 kişiyi bir kişi aldı. Eve götürdüler bizi. Bizi götüren adam biz kaç kişi? 3 kişi. 2 kişiydik herhalde. Bizi odaya yatırdı. Kapıyı kapatırken şunu söyledi. Emniyetten açıldı. Arkadaşlar, Müslümanlar dedi. Yaşlı adam. 60'ın üzerine. Burada benim evimde misafirsiniz. Kapıyı kapatacak aşağı. Namusunuz, canınız, malınız emniyettedir. Allah rahatlık versin dedi. Kapıyı kapattı gitti. Şu görüyor musun İslam ahlakı? Canınız, malınız, namusunuz emniyettedir. Bak İslam insana hakim olunca merhamet, hürmet, emniyet, dördü söylüyorum. Haram ve helalı bilip haramdan çekilmek hakim kılar insana. 5, serseriliği bırakıp itaat etmektir. İşte Risale-i Nur hayat içtimaya baktığı vakit bu 5 esası temin edip asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Risale-i Nur'a ilişenler katiyen bilsinler ki onların ilişmesi anarşilik hesabına, vatan ve millete ve asayişe düşmanlıktır. Allah Allah. Başka bir yer okuyayım size. Burada atıfı var mı? 349 inşallah orasıdır. Yoksa ben bulacağım. 349. Herhalde biz bulacağız galiba. 349. Olmasa ne olur? Ben bulayım. Ha bulduk. Elhamdülillah. 227. Eğer insanlarda din haseten ahiret inancı
hakim olursa ne olur, olmasa ne olur? Biraz da gideyim. Her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer imanı bil ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, yani cemiyete, insanlara ahiret inancı hükmetmezse, güzel ahlakların esasları olan ihlas, güzel ahlakların esası ihlas bir, samimiyet iki, fazilet üç, hamiyet dört, fedakarlık beş, rizay ilahi yedi, sevab-ı uhrevi yerine, bunlar kalkar. Bunlar kalkar, ne olur yerine bakın. Yerine garaz olur. Yani ihlas yerine garaz olur. Samimiyet yerine menfaat olur. Fazilet yerine sahtekarlık, hotkamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında Avrupa bir elektrik kesilince voline oluyor. Tarımar oluyor marketler değil. Amerika'da da öyle. Bir saat elektrik kesilmiş, bütün süpermarketler talan edilmiş. Korkunç bir inzibat var. Allah'tan o kadar korkmuyor, Alman polisten korktuğu kadar. Ben orada bulunuyorum. Dağın tepesinde ışık var köyde. Siz zannediyorsunuz ki kemalattır, erdemliktir, kültür sahibidir. Kırmızı da geçmez. Lambanın içerisine kameradır, sağda soldan da hariç bir ev beni kırmızıdan geçtiğimi çeker diye gece 11'de dağın tepesinde kırmızı ışık yanıyorsa geçmiyor. Kemalatından, erdemliğinden, faziletinden değil, korkusundan. Dünya perestliğinden, paradan korkuyor, taptığı paradan. Ben onu kemalatından zannediyordum, eğitimden biliyordum. Medeniyet, onun medeniyeti işte bak. Abi bir şey soracağım. Yani. Sor abi. Hala Almanya'da taharet musluğu yok mu? Hala Almanya'da taharet musluğu yoktur, kuru temizleme vardır. Su yoktur. Fransa şu anda meclis binası, kraliyet binasıydı. Tuvaleti yeni ek yaptılar, gözüküyor zaten. Ben gittim seyrettim. Yani tuvaletin yeni ek yapıldığını, çünkü tarihte böyle şey yok. Üçüncü Louis, çok özür dilerim, sarayda pistermiş beze veya şeye. Ondan sonra atarmış camdan aşağı. Öyle bir şey yok ki yani tuvalet. Ben Gürcistan'a gittim. Gürcistan dağıldığı zaman Rusya, bizzat yaşayan. Ne yapabiliriz diye girdik de İslamiyet'i nasıl şey yapacağız burada. Gittim üniversite ilk, Batum Üniversitesi'ne. Gittim kız erkek karışık. Yani tuvaletler şöyle kapılar, kapı ne demek kapı? Kapı mapı yok yani. Her bir yerde böyle bir tane bir şey var. Kapılar her tarafa açık. Moskova'da mutfağın kenarında bir delik var. Tuvalet o. Fransa daha ya. Kral Sertim gözüküyor saraya. Meclis sarayında tuvalet ek yapıldığını, sonradan yapıldığı taşlardan anlaşılıyor. Almanya'da şu anda kuru temizleme yapılıyor. Su yok ki kardeş. Öyle bir şey yok. Ha? O da yoktu. 15 sene önce bir arkadaşım vermişti, o söylemişti. No. Hala yoksa 15 senedir yok olur. Banyoları da yoktu. Müslüman Türkler gittiği zaman 60 küsürde banyo yoktu diyor. Bodrum'da hocam diyor, leğeni götürürdük. Biz diyor bir, mesela şöyle vardı. Bir yerde çamaşır ve yıkanma yeri, Bodrum'da komple binaya ait bir yıkanma yeri vardı. Komple. Ondan sonra oraya gider leğenle biz yıkanırdık. Sonra leğen aldık da bir odanın bir kenarında biz kendimiz yıkanıyorduk diyor. Sonra başlamışlar banyo. Yani kötülemek için demiyorum. Bu böyle kardeşim. Bak, eğer din insana ahiret inancı çalıştırdın işçide, şurada burada, eğer insan da hakim değilse ne olur biliyor musun onlarda? Bak şu, garaz vardır onda, menfaat vardır onda, öne çıkmış, sahtekarlık var onda, hotgamlık var onda, hotgam, ben merkezli pergel insan, pergeli koyduğu yerin etrafında daireyi çiziyor, hotgamlık vardır. Tasannu var, tasannu. Tasannu? Riya, yapma diyor.
Yapmacık hareketler vardır. Riya vardır. Rüşvet vardır. Aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistik ve vahşet manalar hükmeder. Yabancı mısın? İnsanlıkla alakan yoktur der. Almanya'nın muamelesi. Elinden geldiği kadar Türk çocuklarını, çocuğu okumasın. Elinden geldiği kadar gayret ediyorlar. Okutmamak, okula her zorlu şey yapıyorlar. Aptal yerine koyuyorlar. Üçe ayırmışlar okulu. Süper çocuk da yoksa o efendim orta derece ve zeki okullara göndermiyor. Yani elinden geldiği kadar kötülüğü yapıyor yabancı düşmanlığı. Ne zahiri insani, niçin söylüyorum? Zahiri asayiş ve insaniyet altında, işte papaz, zavallı benim papazım, meslektaşım, tamam. Ama simasından İslam gözüküyor gibi hissettim ya. Dönecek yani. Yani o dönmüştür de, çünkü tsunami'den 2 ay sonra adam feveran etti. O karabalığa da nasıl söylüyor, adamlar da kameraya çektikleri zaman şöyle, gördüm işte kadın erken, adama şöyle bakıyorlar, böyle değil ha, şöyle. Şöyle bakıyorlar, böyle de değil. Şöyle iki parmağını koymuş çoğunlukla. Böyle aval aval adamı seyrediyorlar kamera döndüğü zaman. Yani beni çok etkiledi. Gönderen zata teşekkür ediyorum. Öyle bir abi şuna bir bak. Çünkü çok ciddi bir insandı. Bana öyle beni meşgul etmezdi öyle şeyler. Abi çok önemli dedi ya. Şuna bir bak hele ya. Papaz nasıl şey yapıyor? Allah Allah. Yani elhamdülillah ya. Ben de hayret hayret aldım, notlar alıyorum. Ne izah edememiş? Baktım şuraya izah edememiş, tamam mı? Tak tak. Yani Tanrı olsaydı o çocukların sesine kulak verirdi, çocuk taziyenamesi. Ya diyor bu kadar diyor, hükmedemedi diyor suya ve rüzgara diyor, tamam mı? Efendim Allah'ın merhameti, gücü vesaire o 25 yıl sonra. Şu hemen tak tak notlar aldım. Ondan sonra yaptık ders. Ay. Yola göndersene. Ha biz... Papaza gönderseydim. İki lisanı bilmek isterdim. Bir, ilk önce Kürtçeyi bilirdim, bilseydim. Bir, çünkü İngilizce bilmek gururluk, şereflik ya. Öyle zannediliyor. Benim dava arkadaşım, yoldaşım, cephede arkadaşım, her şeyim, tamam? Olan Müslüman Kürt kardeşimin lisanı bilmek aşağılık. İnadına, bu Kemalistlerin inadına, ulan bir Kürtçe bilsem de Kürtçe ders yapsam diye isterdim yani inadına. Tamam, inadına için. Ne zaman istersen abi. İşte. Çünkü ne mutmuşsun. Bir de böyle İngilizcesi bunlar için bilseydim. Ya bu papazı bulurdum inan bana. Her sıkıntıya göğüs gelir Oxford şehrine giderdim. Bu papazı bulurdum. Ama mutlaka benim Nurcum bulmuştur ona. Zira zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik, vahşet manalar hükmeder. O hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler, güçlüler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Mahvol. İşte şehir böyle olsa ne olur? İnsan böyle bir düşünebiliyor musun? Bak bir daha sayıyorum. Şöyle bir insan topluluğu düşünün. İnsanlar garaz, menfaat, sahtekar, hotkam, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak var. Böyle sıfatlara sahip insanların yaşadığı toplum ne olur? Bir de şöyle bir düşünün. Adamda ihlas var. Samimiyet var. Fazilet var. Hamiyet var. Fedakarlık var. Rıza ilahi var. Sevabı uhrevi düşünüyor her hareketini. Arabını dolmuş alıyor, şeyini götürüyor, tamam mı? Ben şöyle bir insana rastladım. Bak hele bak, bu ne nasıl bir insan. Yağmurda gafleti damlı şak diye gitmiş. Aynadan bakmış ki bir adam böyle kadınla beraber, her taraf İslam böyle. Adam gitmiş ki ileriye çekmiş. Geri dönmüş. Adamlar da bakıyor. Dedi ki kardeşim, kastım olsaydı ben geri dönmezdim. Ama Allah için sizden rica ediyorum. Ne olur şu paramı alın. Yeniden elbise almanızı rica ediyorum. Bana da hakkınızı helal etmek şart değil. Adam demiş ki, kendisi anlatıyor. O istanan kişi anlatıyor. Dedi ki, olan delikanlı adamsın dedi. Sen ki döndün, helal ettik lan seni dedi.
dedi ya ben artık olur mu dedi ya falan. Neyse o kadar. Ondan sonra dost olduk dedi. Ailece gidip geliyoruz dedi. Yani ben Müslümanlığımda Müslümanlardan gurur duyuyorum ya. Benim Müslümanım diyorum. Müslüman da demeyeceğim. Benim Müslümanım. Bugün de Hiddet Musa şey Ömer meşrebim oldu yani damarlar gerildi böyle. Hadis inkar eden zalimlere de ders yaptık, onlara da gönderme yaptık. Kader inkar eden, hadis inkar eden İslamsız oğullarına Ömer meşrebim de oluyor böyle zalim münafıklara. Çünkü ustad dinsizliklerini mezhepsizlik olarak ilan ediyorlar dedi. Unutmayın, mezhebe itiraz eden, hadisi inkar edenler, mezhepsizliğini gösterenler kimler? Altına koy. Bediüzzaman söylüyor. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. Dinsizdirler. İmanları yoktur. Aslında Allah'a olan düşmanlıklarını o şekilde yapıyor. Allah'a olan düşmanlıklarını, Kur'an'a olan düşmanlıklarını, Kur'an'ı ortadan kaldırma haşa. Kur'an'ı ortadan kaldırmanın tek yolu var. Onu öğrenmişler. Hadi onu izah eden, hayattaki tatbik açısı olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini inkar etmek de mümkün. Peygamberin sünnetini alırsanız Kur'an anlaşılmaz bir kitap olur. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Sırrı tahakkuk eder, tamam mı? İşte onlara benim Ömer meşrebim giriliyor. Ama böyle Müslümanı da görünce arabayı çekmiş. Hakkınızı helal edin şu parayla. Ne olur elbise alın. Ama beni affedin. Ulan aferin lan dedi. Delikanlı adamsın dedi. Bak bunu yaptın dedi. Tamam lan sen dedi. Benim Müslümanım böyledir işte. İnsan keyif alır derste mevzu oluyor işte. Keyif alıyorum ya. Ne yapayım? Hayatı uygulanmadan derste yapamıyorum. Hayatta mutlaka uygulanması lazım. Bir de çayımı içeyim bismillah. Elhamdülillah. Ya Risale-i Nur çok hoş ya. Nasıl mukayese ettiriyor. Duman attırıyor vallahi. Açıyorsun. Yeter ki sen biraz oku. Mevzu ne? Tak aç orayı. O iyi yaptın ya. Kafamızı şişirdi ya. Elhamdülillah. Yaşasın İslamiyet. Ulan. İstikametle alakalı bir hocadan bahsetmiştin geçen. İstikamet ne konusuydu? Ne kadar bahsetmediğim şey kalmadı ki. Yani. Hangi, ne mevzuydu? Bayağı dediğine sahip olan birisi bir hocam. Ha. Tamam şimdi tahrik etme beni. Ya. Laikasız adam açıdı. Müslüman. Fıkıh biliyor, usulü fıkıh biliyor. Hadis biliyor, usulü hadis biliyor. Yani acayip bir derya ya. Vermiş adam ya. Vermiş acayip. Laikaları bilmediği için hayatı zikzak. İstikamet yok. Hiçbir şey yaramıyor. İlmin ilmi mi demiştin abi? İlmin ilmi. Evet. Yani sadakat olmayınca, ilmi siyasetin yoksa, yani layıkan yoksa, bak vallahi, tallahi söylüyorum. Ben şey için söylemiyorum, yoksa oruç tutarım yani. Allah'a yalan bir şeyi Allah biliyor demek, kafir olur diyen mutakada yazıyor. Bunu okuyan bir insanım. Vallahi doğru söylüyorum size, billahi doğru söylüyorum. Tallahi doğru söylüyorum. Adam dev ya, insan insanın bu kalamet eder mi? Ben hiç zahirinim de beni atmış kenara. Ama gelmiş, ille rica ediyor, seninle bir hafta kalmak istiyorum. Bak bu özelliği de var. Niye? Ya dedi, o dima yönetme ilmini almak istiyorum senden. Duyguları, hisleri nasıl yönetiyorsun? O ilmi, mertebeleri bana anlatacaksın. Başka bir şey istemiyorum. Ondan sonra o istikamet nasıl konuluyor diyor ya. Senin tabirine, kıblesine dinliyor da dersin psikoloji şeyi. O dima bana anlatacaksın, çizeceksin diyor. Ben de sende olmayan ilmi vereceğim dedi. Yine ilim peşinde ama. Evet. Ben de olmayan ilim, sende hangi ilim var dedim, merak ettim dedim. Dedi ki ben dedi Allah'ın izniyle en müzdim hastalara, cinli olur, kanser olur, verim olur. 15 dakika bir meşgul olayım. Allah'ın izniyle kanseri de düzelir vesairesi de düzelir. Vallahi ben bu işlerle meşgul olmuyorum. Bilmem, bilmek de istemem. Uğraşmıyorum dedim. Ama ben onun için demiyorum. Ama ben sabit değilim vesaire. Yani külliyatı bilmesen, şey laikaları yani hayatta zikzak olur. Mutlaka kalem alacaksın, tamam mı? Ajandan olacak. Tamam ders yapayım. Bak çalışarak diyeyim. Notlar aldığım sayfalarım var bak. Ne yazmış? Tarih yazmışım. Ümraniye 19.9.2014. Hangi şeyler okunacak? Dersime çalışarak.
Sen not alacaksın. Okurken yap, yapma. Böyle ajandanız olacak. Böyle ha bunu yapmam lazım. Ya ben okudum anladım. Hayır, kaydet anladığını. O zaman ruhuna mal olur. Okudun geçtin kafana mal olur. Yazdın ruhuna mal olur. Yazarsa aşağı iner. Yazmasan kafadadır. Biraz sonra kuş gibi uçar o da. Evet, insan şey yapayım burası niçin beni bu çok çeşitli yollara sevk etti? Bazıları diyecek abi ne yoldan çıktın? Hayır, iman hakikatinin bak imandaki hakikatin bir insan iman ihtiyacı niçin duymaz? Çünkü derece ihtiyacını inkar ettiklerinden kim? Kalbini öldürmüş. Nefsini hevesatta şımartmış mulitler. İmana karşı ihtiyaçlarını hissetmezler. Mesela düşük seviyeyi söyleyeyim. Bu mülit seviyedin. Adamı derse davet ediyorsun. Ya geliriz be kardeşim ya. Tamam Allah'ın günlerim eksik. Bir gülürüz. Veya sana söylüyorum şimdi. Sana vuracağım biraz. Böyleysen tabii. Ya ne yapayım bu akşam? Bu akşam ne yapayım? Yapacak bir şey de yok. Maç da yok. E şöyle. Ha bari derse gideyim. Böyle derse gidilmez. Yapacak işlerin kalmadıktan sonra yapılacak iş değil bu. Bu hizmet İstepne lastik değil yani. İstepne lastiği koydum patlarsa kullanırım. Ya ne yapayım? Ha sıkıldım bari gideyim. Hastayım bari gideyim. Ya dava edineceksin ya. Sonradan sana o istepne lastik seni götürmez tamirciye kadar. Ondan sonra inim inim hoca ararsın. Bilmem ne ararsın. Adam gibi dava edinirsek sıkıntı olmaz. Sıkıntıyı sıkıntı edersen sıkıntı sıkıntı olur. Ya... Bir tanesi diyor ki, abi biz dostlarımızı dost olarak görmek isteriz. Tabii her istediğini yapacaksın, hastaysa meşgul olacaksın, dertlerine hemen koşacaksın. Ben dostumu böyle görmek isterim. Ya senin dostunu sevsinler. Dostuna dost olursan dostun dostu olur. Tamam. Eğer dostunu menfaat için kullanıyorsan istismar olur. Dostunu dost görmek istiyorsan dostuna dost ol. Dostu hep karşıdan beklemek dostu istismar olur. Dostluk yaparsan dostluk sana dostluk gösterir. Hep dostu karşıdan ararsan dost değil sen hizmetçi arıyorsun demektir. Adam gibi sahip çıkacaksın, dost olacaksın Risale-i Nur'a. Hizmete dost olacaksın. Dostla dost olursan o da sana dost olur. Ama sen istismar etmeyeceksin. Mesela ne yapayım? Akşam bari gideyim. Öyle derse gidilmez kardeşim. Dolar bugün benim cuma günü Ümraniye'de dershanem var. Dersim var ya. Başka hangi gün oluyor? Salı. Bak salı da Çenekköy'deki dershanemizde oluyor orada. Oradaydım. Ya acayip bir şey ya. Derssiz yaşanır mı ya? Kitapsız yaşanır mı ya? Ben bir hafta geçecek bir derse gitmeyeceksin. Böyle nasıl nefes alırsın ya? Mama tabakasını düşünün. Volkan değil mi? Patlıyor. Patlamazsa dünyayı patlatır ya. Bir hafta derse gitmeden nasıl yaşanıyor? Vallahi size teşvik için söylemiyorum. Billahi anlamıyorum. Hafsalamda yok. Nasıl yaşıyor ben anlamıyorum. Abi sen şey dersen biz de kardeş böyleydik de abiler ders yapardı bir mektep okuduk cemiyette yaşadık çalıştım Türk Hava Yolları'nda çalıştım servislerde çalıştım ben kemalli mesleğinde ya serviste de az mı çalıştım İçenköy'den 4 Levent'e gidiyordum Yeşilköy Havalimanı'na kanat bölümünde çalıştım uçağın biz de çalıştık kardeşim pazarda tezgahım vardı tezgahtardım Perşembe pazarında Yahudi'nin ortaokulda ya Matkes Yavşaoğlu diye bir adam vardı onun tezgahında orta birdeyken tezgahtarlığı öğrendim. Böyle rahat konuşmayı vesaire. Adam yani biz de çalıştık. O zaman da gidiyorduk. Lise döneminde gidiyorduk tabii ortaokul bilmiyorduk o zaman. Yani örnek için yaşanan bir örnek. Yani sen kendini zannetme ben çok yorgunum. İşe ben onun için gelemiyorum. Hayır geleceksin kardeşim derse gideceksin. Niye? İhtiyacını hissedeceksin. Kalbini öldürmüş, nefsini hevesatta şımartmış mulitler imandaki hakikatin derece ihtiyacını inkar ettiklerinden ehli diyanet ne yapıyor? Yani bazıları ve ehli ilmi sevk eden, tahrik eden makasid-i dünyeviye ihtiyacatıdır.
Yani adam mesela gidiyor. Ya kardeşim biraz insan, insana insancıl davran. Yani böyle bir doktorun bana dediği gibi şey söylüyorum 98'de o zalim dönemlerinde. Doktor diyor ki hastane, devlet hastanesi 1-2 saat geliyordu. Bazısı belki de o gelmiyordu. Özel yazıhaneye gidiyordu. Yazıhanede muayenehaneye geçerken yazıhanede bekliyorlar yani böyle müşteriler. Ben diyor abi dedi Nurcu değilken böyle bakardım orada oturan var ya hastaya muayene olacaklar. Hepsine bakardım insan görmezdim. Ne görüyordun dedim abi? 5 milyon insan görmüyormuş. Para görüyormuş yani. Acaba sonra Nurcu olduktan sonra baktım ki ulan bunlar insanmışlar dedim ya. Kendisi anlatıyor bana ya. Şu anda bir bölümün profesörü yani. Bir yerde. Bir bölüm. Bir daha serişte etmeyeyim. Meğer bunlar insanmışlar dedi ya. Ben hep para görüyordum. Niçin anlattın? Ehli diyanette, ehli ilmi sevk eden tarike maksadı dünyevi ihtiyaçtır. Biz şey diye söylen bizim de çorba kaynıyor. Allah Allah sana zaten devlet para vermiyor mu ehli diyanet? Burada öyle değil. Ey camideki hoca sen ben söylüyorum yalan olsun keşke. Ya kardeşim köyde ise bir ezanı zar zor okuyorsa çoğusu da okumuyor. Yani bu tipler. Köyün icarını almış. Karadeniz'de ise çayı yarıya almış. İç Anadolu'da ise buğdayı tarlaları icara almış. Adam tarlada sanki o köye hocalık değil çalışmaya çiftçilik yapmaya gitmiş. Şehirde ise kırtasiye açıyorlar çoğunlukla. Hocaların kırtasiye açıyor. Veya bir şeyde tezgahta bir yerde çalışıyor. Koşa koşa ezan okuyor. Kıldırıyor namazı tezgahtan. Tezgahtan oraya çıkıyor. Bunun arkasına da nasıl kılacaksın yani? O heyecandan gidiyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hadi de namaza. Keşke ben bunları yalan söyleseydim. Keşke böyle olmamış olsaydı. Kardeşim sen de kurpu sana, mühürü sana vurmaya da sen de hak ediyorsun. Bunlar diyor, dini bunun için yapıyordu bak. Ehli diyanet ve ehli ilmi sevk eden, tahrik eden makasıdı dünyeviye ve ihtiyacatıdır diye itham ediyorlar. İtham ediyorlar değil mi? Şimdi bu sen de bu ihtiyacı böyle dersen, oysa asgari ücret kaçtır? 1134. 1200 de. Normal bir işçi 1500 alıyor değil mi? Normal değil de geçen ona göre 890, 900 lira. Tamam 900 mi o kadar düşük mü? 1,5 diyelim be abim. 2,5'tan aşağı hocanın maaşı yok. 2,700, 2,500. Polisler 3'ten aşağı çok azdır. Bunlar lojman da veriyorlar. Kira da vermiyor. Elektriğini de köylü veya cami veriyor, suyunu da. Hala ek iş yapıyorsun bu lafımı. Yapana gönderiyorum bu sözümü. Allah sana insaf versin. Allah sana kanaat versin. Tamam mı? Ne yapacaksın? Oturacaksın. İnsanların kalp ve dima hastalıklarına çare üreteceksin. Kur'an'ı evet kendine. Kur'an'ı öğreteceksin. Kur'an öğretme bahanesiyle iman hakikattan işleyeceksin. İşin bitti mi sevgili kardeş? Akşam öğlen ikindi veya akşam yatsı arası. Köyün, ilçenin hastalarını, yaşlılarını ziyaret edeceksin. Resulullah'ın sünnetini yapacaksın. Gönüllerini alacaksın, dua alacaksın. İle para değil. Tamam. Sonra seni itham ediyorlar. O ithama göre de burada geçiyor. Pek insafsızcasına onlara ilişiyorlar. Şimdi küçük bir alımı söyleyeyim mi abi? Küçük olsun. Çok küçük. Yani. Tabii. Abi çok yakın zamanda bir mevlüte gittim. Sünnet mevlütü. Elhamdülillah takki Risale-i Nur'a beraber taktık ya şimdi. Girdim içeri hoca okuyor. Kur'an-ı Kerim'den okuyor. Sonlara geldi boğazı takıldı. Ben de içeri girince takkeli görünce kimse takkeli değil. Takkeli görünce aha ikinci hoca geldi dediler. Ben de hocanın yanı boş bir tek yani. Onun yanına oturdum ne bileyim. Hoca dedi ki devam et. Neyse ben devam ettim. İşte İhlaslar okudum. Fatiha'yı okudum falan. Ondan sonra arkadaşım da bana göz kırpıyor yani. Sen nasıl oldu falan geçtim bu tarafa böyle. O öbür misafirler de böyle memleketli söylemez şeyde. Misafirler de yabancılar. Onlara dedi ki iki hoca birden tutmuş maşallah falan filan. Çocuk demek çok değerli. Her neyse hoca şeyden bahsetti. Birazcık da okudu. Bir de ilahi patlattı zaten peşine. Zarf aldınız mı? Ha?
Ondan sonra hocayı yolcu et oğlum dedi. Hocayı yolcu etmeden önce birkaç soru sordular orada. Elhamdülillah Risale-i Nur 10 numara ya, 10 numara başka bir şey değil. Oh. Birkaç tane şey söyledim, peşine şunu söyledim. Dedim ki, hani hoca yanımızda ya, dedim ki Bakara suresi 41. ayetinde ne diyor? Diyor ki Allah'ın ayetlerini diyor değil mi mealen? Az bir paraya satmayın ya, az miktarda parayı satmayın diyor yani. Onu söyledim. Onu söyledim. Ayete semenen kalila. Onu söyledim, hoca kalktı ayağını. Hoca ayağa kalktı. Ben diyorum, değil mi hocam diyorum, değil mi hocam diyorum, o tamam diyor, tamam diyor. Sanki hoca benim, o şey... Tastıklayıcı. Her neyse, dışarı, ben hani işaret veriyorum ki para gitmesin çocuk. Çünkü adam sistemi kurmuş, hoparlörler falan filan üst kata. Dedim tamam, belaya olduk. Bu çok para alacak yani, çünkü sistem kurdu yani. Ondan sonra neyse, yolcu ettiler. Ben de cemaatta dağıldıktan sonra samimi olan cemaatte dedim ki böyle dedim, hani benimki ne oldu dedim, benim zarf gelme dedim. Çünkü o da okudu, ben de okudum. Ona bakarsan ben daha çok soru cevapladım yani. Benimki dedim hani zarf iki kat olmalı. Ondan sonra bana geri döndüler, dediler işte şimdiki hocaların hepsi böyle para vermeden Kur'an mı okunur, tabii para işte vermeden ezan mı okunur? Yok ama çok harika insanlar da var, çok kâbil. Evet ama maalesef bunu böyle söylettiriyorlar. Söylet burada da koyan diye itham ediyorlar. O ithama göre de pek insafsızcasına onlara ilişiyorlar. Biraz da fazla ilişiyorlar. Bu bedbaht mülhitleri katı bir surette iskat etmek nasıl yapacağız? Ondan sonra okuyup bitiriyorum dersi. Bu mülhitleri katı nasıl iskat edeceğiz, susturacağız? Bil fiil, fiil olarak maddeten öyle fedakarlar lazım ki dünyanın en mühim meşgaleleri, belki büyük zararları, onların hakaik imaniye ihtiyaçlarını susturmuyor. Anlamadım ben. Tabii cevap yapayım. Yani bunları susturmak, bunlara bu fırsatı vermemek için, yani Müslüman hocalar böyle falan dettirmemek için bir fiil şöyle yaşayacaksın. Madeten, sen şey yaptın, onda para almak bir menfaattır. Bu menfaatını büyük zarardır almamak. Red edeceksin. Ne alacaksın biliyor musun? Ben size söyleyeyim. Ben bunu alıyorum. Reddettiğim parayı parayla beraber sahibini alıyorsun. Ben şehri de söyleyeceğim. Ben Bremen, Almanya'nın en kuzey müzikaları olduğu yer. Diyanetin biz ona bağlıydık. İmam, baş, ocağı. Bremen'e bağlıydık. 7 tane hoca vardık. Ondan sonra o oraya bağlı olarak. Adam Türkiye'de müfettiş geldi. Diyanet'in. Hepimiz hoca. Hepimizi topladı. O Hamburg'dakiler de geldi ama Bremen'e bağlıydık. Ondan sonra beni tanıyanlar etrafımızda. Yakın birbirimize yakın şehirdekiler birbirimizi tanıyoruz. Cenazelerine ona gidiyorum ben yardım, o bana geliyor falan. Müfettiş Giresun'u unutmuyorum. Adam müfettiş Diyanet'ten gelmiş. Tabii hocalara hitap ediyor. Diyanet'in hocalar hepimiz. Dedi ki, neyse konu geldi. Bu Diyanet camiasında en tehlikeli hocalar dedi, nurculardır dedi. Ha, hiç unutmuyorum. Bu kürsüde yalan mı diyeceğim size? Ondan sonra Bremen Hafen'deki hoca dürttü beni. Birbirimize en yakın bana o. Ben ona gidiyorum abi, yani sensin diyor falan, bak adam ne diyor. Dikkat et dedim, ben şey yaptım, sakın şey yapmasa, dur bakayım ne çıkacak. En tehlikeli onlardır. Bak diyor, bunlar niçin tehlikeli? Doğru da söylüyor yani. Bizim camiada en tehlikeli. Niye? Çünkü diyor, bunlar dedi, bu maaştan başka tenezzül etmezler dedi. Cenaze yıkarlar, para almazlar. Mevlüt yaparlar, para almazlar. Taziye evine, cenazeyi gömerler, eve giderler, sohbet eder, para almazlar. Bizim diyor, aldığımız ortaya çıkar ve kusar diyor. Bunlar ne yapar biliyor musun dedi. Para almayarak adamı komple alıyorlar dedi. Yani nesini? Vicdanını. Ondan sonra mutlaka aranızda vardır dedi. Var hocam, var dedim. Böyle var hocam. Belli dedi. Sen de almıyorsun değil mi? Merak etme hocam dedim. Sen öldüğün zaman senin yıkamanın da, seni yıkamayı da, evindeki taziye de yapacağım. Alırım senden dedi. Durdu. Hakikaten almıyorsun değil mi? Hayır. Şimdi sana bir şey söyleyeyim.
Aşağım uzun ömür versin. Babanız vefat etti. Ben zaten maşallah. Cenaze onu evden aldım. Alma yatasın. Bak şimdi. Nurculuk nasıl hizmet ediliyor. Aldım. Morka götürdük. Yıkadık. Kefenledim. Gömdüm. Vesaire. Bütün muameleri yaptık. Üç günde evine hem Kur'an hem ders yapıyorum. Ve üç gün sonra sen bana teklif ediyorsun. Hocam borcum ne? Ben diyorum ki hiçbir şey. Çünkü benim vazifem bu. Sen bana teslim olur musun, olmaz mısın? İnsansan. Parayı alırsam ne yaparsın? Dersin ki la hakkı yaptı, evet iyilik yaptı. Bedava mı yaptı? Verdik parası. Benle daha alakan olmaz. Gelmezsin camiye. Ama ben onu almazsam seni vicdanına hapsederim. Sen benim camimin önünden geç de göreyim bana uğramadan. Hep babanı hatırlarsın. Ulan şu gideyim. Aynı böyle oluyor. Hocam ne haber falan, işten geliyor hocam, nasılsın? Hanım diyor, hiç unutmuyorum ya. Hanım falan yemek yaptı hocam, getirdi. Hanım gönderdi, teyzeci gönderiyor. Öğlenin nesi varsa onu getiriyor. Ya sen benim o 100 katı alsam, vallahi 1000 katı alsam, o akrabalarına dağıtsam beni böyle sevin. Bana böyle hürmet edin, bana böyle yardım edin. Bir şey yapın, sahiplenin desem muvaffak olamazdım. Küçük bir fedakarlık ya. İstemiyorum kardeşim, ne parası ya. Ben insan değil miyim? Müslümanım, Müslümanın en büyük vazifelerinde bir tanesi budur. Anlamaz. Ya hizmet böyle. Nur hizmeti acayip bir şey ya. Kalplere kadar, vicdana kadar bil fiil yaşandığı için. Bil fiil yaşanacaksın. Arkadaşlar, öğrendiğimizi yaşamak adına ders oldu. Tamam, şimdi sorumuza cevap vereceğim. Bir anımların sorusu vardı. Efendim, Risale'nin hakikaten hayatın içeriğidir. Yaşanan bir davadır. Yaşanan bir şeydir. İddia edilen değil. Yaşanan. Allah hepimize nasip etsin yaşamayı. Amin. Yani ilmiyle amil olanlara nasip eylesin ya Rabbi. Yani istikametten bizi ayırmasın. Hanımların bu dershane hakkında biraz iki kelam edeyim. Burası için demiyorum. Umumi bir soru olduğu için söylüyorum. Burası için olsaydı size şey yapmazdım. Ya yayına da şey yapmazdım, girmesin derdim. Fakat hanımların soruları dershane meselesi. Her tarafta aynı soru olduğu için inşallah şey olur. Detayına girmeyeceğim, teferruatına şey yapmayacağım. Zaten Emirdağ'da hanımlara ait dersen açılmasını ustad söylüyor zaten. Şimdi sevgili kardeşim, bir beldede hizmet nasıl şey yapılıyor? Hanımlar haftada bir evlerinde ders koyacaklar. Gece değil, gündüz. Saatleri bir kendileri şey yapacaklar. İki şeye dikkat edecekler. Ev dersi yapacaklar. Ev dersi. İsterseniz bir boş ev olur, bir müsait yer tutarlar, dershane olur. Eğer o imkanları yoksa, hani yeni başlıyorlarsa cemaat birbirine alışma ve bir cemaat oluşturmaksa ilk önce evlerden başlanır. Avrupa'da da böyle yapıyoruz. Ondan sonra ev dersi yapılıyor. Evde iki şeye dikkat edecektir. Bir, asla çaydan başka bir şey yapmayacaklar, takdim etmeyecekler. Pasta börektir, yapılmayacak. Sebebi tahrik oluyorlar, o yapıyor, ben de kendim yapıyorum. Yapamayınca eve ders almıyor. Çünkü bugün pasta yetiştiremedim, pasta yetiştirmek şeydir. Asla pasta, börek gibi şeyler olmamalı, olmayacak. Çay olacak. Bizim geleneğimiz budur, çay olacak. Sen pasta böreğini özel davetiyelerinde yaparsın. Bu dersi karıştırmayacaksın. İki, gelirken derse asude ve şey giyeceksin, asude, tahrik edici, onların gıpta damarını, onların hırsını ve israfa teşvik edici elbise giyersen oradakiler de tahrik olur, o da o elbiseyi alır. Demek ki cicili bucili şeylerle meşgul olmayacaksın. Ondan sonra bu iki tane çocuk meselesi zaten. Bir kişiyi tayin edersiniz, görevli her hafta bir kişi vazife, öteki odada. Çocuklar elinden geldiği kadar getirmeyecek derse. Ama kimseyi bırakacağın yoksa, kimseye çocuğu bırakamayacaksan, getirirsin bir odaya koyarsınız. Onların başına bir tane ablayı koyarsın. Bir hafta olur, öteki hafta olur. Böyle şey yaparsınız. Eğer dershane, bu ev, dershane açılırsa, dershanede vakıf kız olmaz. Olmamalı, fıtrata da zıttır. Kızlar evlenecek kadar, nasibi çıkacak kadar zamanda kalır, istifade eder. Evleneceği kendisine, ustadımızın tabiriyle ona uygun birisi nasip çıkana, müşteri çıkana kadar diyor. Tamam, ondan sonra evlenir.
vakıflık ila yevmi kıyamet devam etmez. Çünkü niye? Yarın abisi, onu koruyan hamileri, babası ortadan kalkar, ölür, vefat ederse o kız kimden hastane meselesi olur, bedensel zafiyetleri olur. Yani yaşlılıkta onlar sahiplenecek kimsesi olmaz. Onun için erkeğe benzemez. Bu yanlış oluyor. Bu istikamet değildir. Yani ama kalabildiği kadar kalır, istifade ettiği kadar eder. Nasıl bir müşterisi çıkarsa evlenir, evini küçük bir medreseyi oraya yapar. Orada devam ettirir. Yoksa eğer kendisi devam edip inat ederse bu sefer şey yapar. Yaşlandığı zaman hamisi, abisi, kimsesi olmayınca hepsi vefat etti. Ki oğluna işte gelen cemaata kadınlara rica edeceksin ki kocan işte ve oğlum bana yardım etsin, hastaneye götürsün vesaire. Yani bir sürü şey. Adetullah memleketindeyiz dünyada. Sebeplerin var olduğu, hükümran olduğu bir şeydeyiz. Peygamberler de dahildir bu adetullah uymaya. Demek ki bir yer varsa, boş bir yer bulmuşlarsa, tutmuşlarsa orada dershane konuluyor. Dershane şatafatlı olmuyor. Efendim orada haftada bir veya iki gün ders yapılıyor. Yazın ablalar tayin ediliyor. Vazifeler, Kur'an öğretecekler çocuklara. Çocuklara Kur'an öğretme bahanesi ki Kur'an öğretecekler. 15-20 dakika Kur'an öğretip yarım saat risale dersi verecekler. Çünkü öğrettikleri Kur'an'ı ancak elde edilen Kur'an'ın içi olan ruhu, Risale-i Nur, yani imani mevzular çocuğa verebilirsek o Kur'an'ı hayata uygular çocuk. Sırf Kur'an verip gönderirseniz, yani ruhunu veremezsen Kur'an'ın uygulayamaz. Dershane biraz toparlıyorum. Evlerimizde yapıyoruz. Bazen sabit eve olabilir. Daha yeniler, kimse evine ders almıyorsa. Ama yok, bir hafta bende de olsun diye onlara müdahale etmeyin. Olsun, onun da evde olsun. Ama çaydan başka bir şey yapmıyoruz. Çünkü insan kendi evine ders alma cesaretini buluyor. O pasta yaptı, ben yapamazsam ben kıyaslanacağım, ben beceriksizim, sırtını alacağım, bilmem ne. Bu çekincelerinden dolayı evine ders almaz, yayılmaz. Gerek yoktur. Bunu yapıyoruz. Niye bunu gündeme getiriyoruz? Bu çok önemli olduğu için. Çok sıkıntı. Sonra efendim çocukları da söyledi. Ev tutulmuşsa oraya görevli abla vardır. Nedir? Kader onu senin benim tanemle değil. Aramızda iyi bilen zaten kader sıyırıyor. Onun etrafında topluyorlar. Ona kanaat edeceksiniz. O zata kanaat edeceksiniz. Her şeyini sorgulamayacaksınız. Efendim çözemediğiniz mevzuları, çözemedikleri, bağlı olduğunuz cemaattaki abilere bir vesileyle, hanımların kocaları vasıtasıyla o abilere konu iletilir. O abi çözümü getirilip verilir, uygulanır. Kadınlar kendi aralarında da dershanedeki hizmeti, o şeydeki meşveret edilir. Ama hizmeti asla meşveret etmezler. Kadınlar meşvereti olmaz. Çünkü duyguları, hisleri karıştığı için kavgaya sebep oluyor. Yani dershanenin sefkı idaresinde meşveret edilmez. Dershanedeki abiler bilvasıtayla gelen şeylerle, bilgilerle yönetilir. Ama dershane içindeki işte çocuğu sen bu hafta sen bakacaksın veya kimin evinde olacak, onu kendi aranızda meşveret olur. Ama sefkı idarede, merkezde şey yapılır. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.